Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. 8.30'dan bu yana katılım devam ediyor. Sanıyorum daha da devam edecek. Bu sene 25 Nisan'dan bu yana yapmış olduğumuz birbirinden güzel, birbirinden ilginç konuları, birbirinden değerli hocalarımız, sanatçılarımız, sinema dostları, edebiyatçılarımız gerçekten büyük bir yelpaze, geniş bir yelpazede dostlarımız anlattılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün 2021 etkinliğimizin, yurt gezginleri etkinliğimizin, bir konu, bir konuşmacı etkinliğimizin son programındayız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Renkli bir sunum olacak. Adı üstünde renkler. Reyhan hocamız sağ olsun bizi kırmadı, katıldı, vaktini ayırdı. Bu program aynı zamanda 2021 yılında birbirimizi sanal da olsa son kez görme şansımızın olduğu bir program olacak. Gerçi 9 Ocak'ta, 16 Ocak'ta, 23 Ocak'ta İstanbul gezilerinde görüşeceğiz ama yine de o günlerden önce böyle ekranda da görüşmek güzel bir şey. Hepiniz rengarenksiniz. Benim uyarımı bağışlayın. Yani böyle ben sadece takılıyorum. Gerçekten çok hoş bir görüntü var şu anda. Hepimiz de görebiliyoruz. Bugünkü konuşmamızın konuşmacımız Reyhan Uludağ hocamız. Ben sözü Reyhan hocama vermeden önce Ümran Hanım her zaman olduğu gibi hocamızın kısa bir biyografisini okuyacak. Daha sonra Cemal bize bizimle bir video paylaşacak. Hüseyin nerede bu arada? Hüseyin orada. Hüseyin ekran. Cemal bizimle bir video paylaşacak. Cemal aslında bizimle 3 tane video paylaşacak. Paylaştığı videolar müzik videoları. Müzik videoları banttan vereceğiz. Çünkü stüdyoya girme şansımız olmadı. Canlı yapmak için de ortam uygun değildi. Bu programımız madem renklerle ilgili, madem sanatçı bir hocamız, ressam bir hocamız Reyhan Uludağ bir program sunuyor. Biz de resim sanatına, müzik sanatıyla katkı sunalım istedik. Hüseyin Boyrazlı arkadaşımız Almanya'dan katılıyor. Benim üniversite arkadaşım. Onun oğlu Rodi bir müzisyen, daha doğrusu keman sanatçısı, küçük bir oğlu keman sanatçısı. Sağ olsun bu program başlamadan önce fikir ondan geldi. 2 ay önce oturduk, konuştuk. Reyhan hocamızın da fikrini aldık. Tabii ki dedi, o da olur dedi, mutlu oluruz dedi. Canlı olsaydı belki daha da anlamlı olacaktı ama maalesef onu yapamadık. Banttan yapacağız. Sürprizimiz buydu. Bir sanatçıya, başka bir sanatçıdan, bir resim sanatçısına, keman sanatçısından katkı olacak. Evet, sağda Rodi, ortada babaları, solda da Neva kızımız. Onlar kardeşler. Bize resim sanatına, müzik sanatıyla, kemanla ve piyanoyla katkı sunacaklar. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz bugün her iki sanatçımız da özellikle Rodi çok yorgun bir seminerden geldiler. Adeta sınav niteliğindeydi. Bize bir kısa bir merhaba diyecek, sonra da gidip dinlenecek. 2 dakikanızı alalım. Evet Hüseyin, Rodi'ye bir uzatabilir misin? Sesini açabilir misin? Merhaba. Evet, Rodi 5 yaşından beri müzik ile ilgileniyor. Yani daha 6 yaşında okula başlamakla birlikte kemanla başladı müziğe. Bu arada ilerleyen zamanda belki yüksek okulu müzik alanında yapabilir diye bir düşünce doğdu. Bu doğrultuda piyano eğitim de alması lazım. Çünkü piyano temel enstrüman. Orada da epey bir mesafe kaydetti. Zaten bugünkü parçalardan bir tanesi, en son sunulacak olan parçada bir piyano parçası aslında. Sadece iki sesten oluşan bir piyano parçası. Bu
paçalardan bir tanesini kendisi kemanla çalıyor. Kardeşi ise piyanoyla. Evet, Rudi, evet, oldukça yorgun. Aslında biraz da Türkçesi biraz kıt diyelim yani. Konuşurken biraz heyecanlanıyor. O yüzden sizi işten selamlıyor. Bu bir günde aranızda olmaktan da çok sevinç duyduğunu ayrıca belirtiyor yani. Rudi, çok teşekkür ediyoruz. Başka bir zaman canlı olarak seni de başka bir programda ağırlamayı düşünüyoruz. Tamam. Şimdiden yeni yılımızı kutluyoruz. Neva, senin de, sana da çok teşekkür ediyoruz. Evet Hüseyin, kapatabilirsin mikrofonu. Evet. Şimdi Ümran Hanım bize her zaman olduğu gibi Reyhan hocamızın bir kısa biyografisini okuyacak. Daha sonra açılıştan önce Reyhan hocamdan önce Rodi'nin seslendireceği bir açılış, kemanla açılışı yapacak. Sonra söz Reyhan hocamın. Buyurun Ümran Hanım. Evet, açtım mikrofonu. Herkese iyi akşamlar yeniden. Reyhan Uludağ 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi resim bölümüne girdi. 2004 yılında lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı yüksek lisans programına girdi. Yüksek lisans eğitimi sırasında bir yıl İngiltere'de dil eğitimi ve sanat eğitimi aldı. 2011 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde sanatta yeterlik eğitimine başladı. 2014 yılında da doktora unvanını almaya hak kazandı. 2016 yılında Paris'te Société Nationale de Beaux-Arts Güzel Sanatlar Sergisi Carousel du Louvre Salon Le Matre Altın Madalya Ödülünü aldı. 2003 yılında Talens Resim Yarışması'nda Sulu Boya Dalı'nda ve Eskişehir Rotary Kulübü Resim Yarışması'nda Özgün Baskı Dalı'nda ödül aldı. 2004 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu resim yarışmasında da eseri ödüle değer bulundu. Yurt içinde 10, yurt dışında 1 kişisel sergi açtı. Yurt dışında 20 karma sergiye katıldı. Uluslararası ve ulusal 70'e yakın karma ve jürili sergide yer aldı. Workshop, bienal, sempozyum ve kongrelere katıldı. Şu anda İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde yardımcı doçent doktor unvanıyla eğitimci ve İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi Müdürü olarak görev yapmaktadır. Buyurun Reyhan Hocam. Bir saniye, sunumdan önce ben müzik dinletisi yapacağım.
Buyurun Reyhan Hocam, sesinizi açabilirsiniz. Konum sizde. Evet, öncelikli olarak sunuma başlamadan önce ben tabii ki çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Bu arada tabii ki Cemal Bey aracılığıyla bugün buradayım. Cemal Bey'in de benim için gerçekten özel bir yeri var. Çünkü uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz, aynı kurumda çalışıyoruz. Aslında önümüzdeki hafta, yani salı günü bir kişisel resim sergimin açılışı var. O yüzden çok yoğun olduğum bir döneme denk geldi. Bu anlamda belki tabii yoğunlukla birlikte de bu zaman dilimini ayırmak da benim için aslında bir keyif olacak. Çünkü o yoğunluktan birazcık da olsa uzaklaşmış olacağım. Ben sizi şimdiden hem aynı zamanda resim sergimin açılışına da davet etmek istiyorum salı günü. Cemal Bey umarım gruba iletir, belki iletmiştir de. Tabii ki sunuma renklerle başlayacağız. Konumuz renkler. Ben şunu büyük boy yapayım hemen. Evet, şu anda iyi görünüyor mu? Bir problem yok değil mi? Yok hocam, her şey güzel. Tamamdır. Bu arada tabii konu biraz renklerle ilişkili olduğu için ben hepimizin ve psikolojik anlamlarla ilişkili olduğu için aralarda böyle sizlere de sorular sormak ya da sizlerin yorumlarınızı da almayı çok istiyorum. Çünkü dediğim gibi aslında burada konuşacağımız konular, özellikle psikolojik anlamlı konular, hepimizin hep aslında yakından hissettiği ya da bildiği, düşündüğü şeyler, düşündüğü konular. Bu yüzden belki hani aralarda böyle sohbet tadında da geçebilir. Ben interaktif olduğu zaman sunumların daha da etkili ve daha keyifli olacağına inanıyorum. Hep derslerimde de bu yöntemi çok kullanıyorum o yüzden. Renkler ve renklerin gündelik yaşamımıza etkileri konumuzun başlığı. Biliyoruz ki aslında renkler her an algılama alanımız içinde olduğu için bizleri çok etkiliyor. Hem mutluluğu, sağlığı, yaşamın içinde önemli bir rol oynayan bir olgu aslında. Renkler anlam açısından da bizim dünyamızın ve ruhumuzun bir ürünü olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz. Tüm bu söylediklerim bağlamında da gerçekten hayatımızda önemli bir yer kaplıyor renkler. Renkler aslında sadece resimde mi kullanılıyor, sanatta mı kullanılıyor? Kesinlikle hayır. Renk bir bilim olarak bütün bilim dallarını etkiliyor. Bu nedenle de renklerin, burada ben işte fizikteki tanımını verdim, psikolojideki tanımını verdim. Tabii ki sanat ve tasarım alanındaki tanımı da var. Bu tanımlardan anladığımız üzere bütün birçok bilim alanında renkler çok önemli bir yer tutuyor ve onlara hizmet ediyor diyebiliriz aslında. Tabii ki rengin en bilinen tanımı, ışık olmadan rengin ortaya çıkamayacağı. Yani ışıkla birlikte renkler ortaya çıkıyor ve bizi de etkilemeye başlıyor diyebiliriz. Evet, doğada gördüğümüz renklerin tümünü görebileceğimiz en güzel sanırım doğa olayı gökkuşağı. Gökkuşağında biz bütün renkleri bir arada görebiliyoruz. Aynı zamanda bu renklerin birbiri içindeki geçişini de görüyoruz. Renkleri bu doğa olayıyla görmek de aslında her insanı mutlu eden bir olguya dönüşüyor diyebiliriz. Doğada biz renkleri gökkuşağında çok net görüyoruz. Ama bir teori olarak renkleri düşündüğümüzde ve bu renkleri algıladığımızda aslında karşımıza renk çemberi çıkıyor. Yani biz bunu teorik olarak anlatmaya başladığımızda sanatta, tasarımda ya da birçok alanda renk çemberini kullanıyoruz. Bunu teorim haline dönüştürmek için aslında. Renk çemberi bize neleri anlatıyor diye soracak olursak aslında birçok şeyi anlatıyor. Örneğin sıcak ve soğuk renkleri anlatıyor. İşte sıcak renkler güneşli renkleri, soğuk renkler
Bildiğiniz üzere daha işte bize soğuk hissettiren suyun, buzun renkleri bize soğuk renkleri veriyor. Bunun yanında ana renkleri bize gösteriyor aslında. Yeşil, kırmızı ve mavi. Üç tane ana rengimiz var. Bu ana renklerden diğer tüm ara renklere ulaşabiliyoruz. Yani doğada ya da elimizde üç tane ana rengimiz olursa biz diğer bütün renkleri elde edebiliyoruz. Ve bu renklerden ortaya çıkan işte turuncu, kırmızı ile sarıyı karıştırdığımızda turuncuyu elde ediyoruz. Ya da kırmızı ile maviyi karıştırdığımızda moru elde ediyoruz. Mavi ile sarıyı karıştırdığımızda da yeşili elde ediyoruz. Tabii bunları aynı zamanda renk çemberi bize bunların arasındaki geçişleri de hissettiriyor. İşte yeşil örneğini verecek olursak, eğer sarısı çok bir yeşil yapıyorsak bu bize sarı yeşili veriyor diyebiliriz. Ya da mavisi çoksa yeşilimizi, mavi yeşil yani turkuaz dediğimiz rengi elde ediyoruz diyebiliriz. Bunların haricinde renk çemberi aslında kendi içinde açıktan koyuya gitmeyi de bize hissettiriyor. İşte bir rengi beyazla karıştırdığımızda onun daha açık tonunu ya da işte siyahla karıştırdığımızda da onun koyu tonlarını elde ediyoruz. Örneğin mavide bakacak olursak mavinin en çok tonu olan renk maviymiş bu arada. 1000+ tane tonu varmış. Bunlardan işte laciverti biliyoruz, açık maviyi biliyoruz, buz mavisini biliyoruz, turkuazı biliyoruz. Bunlar da yine içine siyahla ya da beyazla oluşturularak, karıştırılarak oluşturulan renkler olarak söyleyebiliriz. Yani teorik olarak renklerle ilgili birçok şeyi bize renk çemberi anlatıyor diyebiliriz. Evet, renkler ve renklerin psikolojik etkileri nasıl? Aslında bugün hani işleyeceğimiz asıl konu bu. Renk görsel algılama üzerine en etkili olan faktörlerden biri olduğu için duyularımıza çok yakından hitap ediyor. Ve bu nedenle de bizi aslında psikolojik olarak gündelik yaşantımızda çok etkiliyor. Aynı zamanda eğer doğru renk armonisini kullanırsak birçok alanda da doğru tasarıma ya da doğru etkiye ulaşabildiğimizi çok net söyleyebiliriz. Renk harmonileri de çok ayrı bir konu. Ben renklerin psikolojik anlamları üzerinde durdum bugün. Onlar bile çok uzun sürdü ama renk harmonileri için yine ekstra böyle ayrı bir söyleşi yapıp bunları da anlatılabilecek bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, ilk rengimiz kırmızı. Kırmızı bize neler hissettirir? Biraz önce biraz sohbet ettik. Ben bu konuda sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Siz neler hissediyorsunuz? Kırmızı size neler hissettiriyor? Var mı söylemek isteyen? Aşk, tutku, evet. İstiraz, entrika. Evet, kesinlikle. Evet, aşk ve tutkunun rengi kesinlikle kırmızı. Başka var mı böyle özel farklı şeyler hissettiren? Kızgınlık. Kızgınlık değil mi? Adrenalin duygusunu bizde kırmızı çok hissettiriyor, çok doğru. Savaş. Savaş değil mi? Savaşları hissettiriyor çünkü neden? Aslında kanın rengi de kırmızı bir taraftan ve adrenalinle birlikte işte o stresle birleşince aslında bize savaşları da hissettiriyor. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi burada kırmızı aşk, tutku falan gibi şeyler hissettiriyor. Bunda cinsiyet farklılığı var mıdır? Şöyle bence yani yoktur çünkü aslında kırmızı renk bir sonraki sunumda vardı o yani sayfada kırmızı insanlardaki kan basıncını yükseltiyor. Yani bu da aslında biyolojik bir şey. Evet. Yani bir mesela burada bir bayanın kadının üstündeydi bir kırmızı. Hı-hı. Ama öyle bir hoşluk vermiş. Ama mesela ben bir erkeğin üzerinde kıpkırmızı bir kıyafet görsem aşk ve tutku hissetmem. Evet, aslında onu öyle daha çok algılamamak gerekir de hani kadının üstünde kırmızı görünce aşk ve sevgi
olarak değil de ortamdaki kırmızı bize daha çok onu hissettiriyor da diyebiliriz. Belki tabii kadına özel baktığımızda o da olabilir ama örneğin işte yatak odalarının kırmızı olması ya da daha çok nevresim takımlarında kırmızının kullanması gibi bunu düşünebiliriz. Bunun da asıl nedeni söylediğim gibi vücuttaki adrenalin oranını arttırıyor oluşu kırmızının. Direkt insanlarda kan basıncını yükseltip kalp atışlarını hızlandırıyor ki bu da biyolojik bir olgu. Yani biyolojik bir neden olduğu için de aslında yani erkeklerde ve kadınlarda belki farklı oranlarda olsa da bu hissi uyandırıyor. Bu nedenle de işte kırmızı bize işte örneğin sevgililer gününü hep kırmızıyla işte ifade ediyoruz. Kalplerle vesairelerle ifade ediyoruz. Burada bu kırmızı giyinen kadını asıl koymamın nedeni dikkat çekici özelliğinin olmasını anlatmak için koymuştum aslında. Belki aşkla da bağlantılı olabilir, evet. bu sunumu ben uluslararası bir sempozyumda da sunmuştum. Ve orada işte katılımcılardan bir tanesi yurt dışından gelmişti. Amerika'dan gelen bir profesördü. Ben sunumu yaparken böyle çok heyecanlandı birden, parmak kaldırdı ve dedi bu konuyla ilgili bizim okulda dedi bir deney yapıldı dedi. Ve bir kadına önce sarı kıyafet giydirmişler ve kadının işte bacağı sarılıymış, alçıdaymış. Ve insanlardan yardım istemiş karşıdan karşıya geçerken. Ama insanlar yardımcı olmuşlar ama çok istekli, çok hevesli yardımcı da olmamışlar. Ama ertesi gün aynı kadına kırmızı elbise giydirmişler. Ve kadına bu sefer işte yine yardım istemiş karşıdan karşıya geçerken insanlarla. Ve o gün işte insanlar birden onu daha böyle istekli karşıdan karşıya geçmişler. Hatta kucağına alanlar bile olmuş. Bunu anlatmıştı. Yani bunun hani direkt bir deneyle anlatıldığını söylemişti. O da hem ilginçti gerçekten. Bütün sunumdaki herkes de gülmüştü, izleyiciler de. Gerçekten kırmızının dikkat çekici olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun haricinde işte trafik ışıklarında dur işareti anlamına gelmesi de dikkat çekiciliğiyle ilgili bir özellik aslında. Birçok konuda hani dur sembolünde mesela kırmızıyla anlatıyoruz ki onu işte o dikkat çekici özelliğinden kaynaklı olarak. Kırmızının başka çok önemli bir özelliği daha var. Bunu gündelik hayatımızda aslında çok kullanıyoruz ama belki farkında değiliz. Kırmızı bize kırmızı renk bizde acıkma hissi uyandırıyor. Bununla ilgili yapılan bir deney de aynı işte gofreti, aynı tattaki, aynı içerikteki bir gofreti önce işte kırmızı ambalaja ve sarı ambalaja koyuyorlar. Sonra aynı İçerik aynı olan iki gofreti de hem sarı ambalajlı olanı hem de kırmızı ambalajlı olanı insanlara tattırıyorlar. Ve hangisi leziz diye soruyorlar. Çok ilginç ki tadanların büyük bir oranı hem de çok büyük bir oranı kırmızı ambalajdaki gofretin daha leziz olduğunu söylüyor. Böyle bir araştırma yapıyorlar ki bu da gerçekten ilginç. Bunu gündelik yaşantımızda nasıl görüyoruz? Tabii ki satış psikolojisi olarak çok kullanılıyor. Aynı zamanda da örneğin işte restoranlarda genellikle kırmızı sunumlar ya da işte Burger King gibi, McDonald's gibi mekanlarda genellikle kırmızı sunumlar görüyoruz ki bunların da nedeni hem yediğiniz yiyeceklerin daha leziz olarak algılanmasını sağlamak hem de daha çok bizlere yemek tüketimini sağlamamızı amaçladıkları için kırmızı renk kullanıyorlar diyebiliriz. Bununla ilgili de çok fazla araştırma ve deney yapılmış. Örneğin bir okulda belli bir gruba kırmızı tabaklarla yemek ikram edilmiş, bir gruba ise mavi tabaklarla yemek ikram edilmiş ve kırmızı tabaklarla ikram edilen kişilerin daha çok yemek yediği görülmüş ama mavi tabaklarla ikram edilenlerin ise daha az yemek yediği çok net bir şekilde görülmüş.
Aslında hani evimize bir misafir geliyorsa ve biz yaptığımız işte yemeklerin çok leziz olduğunu algılatmak istiyorsak onlara bu şekilde işte kırmızı sunumlarla, kırmızı böyle küçük dokunuşlarla onlara daha leziz yemek yediklerini hissettirebiliriz aslında. Gündelik yaşantımızda hani bunu bu şekilde kullanabileceğimiz bir geri dönüşü var diyebiliriz. Evet, kırmızı aşk ve tutkunun rengi dedik. Biraz önce biraz konuştuk. Gerçekten de bu yadsınamaz bir özelliği herhalde. Kırmızı deyince birçok kişinin aklına aşk geliyor, tutku geliyor. Bu da işte biyolojik bir nedene bağlı olduğunu biraz önce söyledik zaten. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Biraz evvel hani erkekte kırmızı görürsek dedik ya, aslında toplum olarak burada da bir cinsiyetçilik yapıyoruz. Renkleri de renklerde de cinsiyetçilik yapan bir toplumuz ya. Hani ilk doğduğumuz andan itibaren erkeğe mavi, siyahı, işte ne bileyim koyu renkleri, kadına da daha pastel renkleri ve daha canlı renkleri yakıştırıyoruz. Dolayısıyla aslında sunumdaki renkler belki erkek ve kadının hani beyninde, duygularında uyandırdığı hisler olarak algılansa ve bu şekilde bütün süreci değerlendirsek daha doğru olacak. Yani üstüne giydiği bir şey değil de içinde hissettirdiği bir şey olarak diye düşünüyorum. Evet, olabilir ama günümüzde de artık kırmızı erkeklerde de çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Onu biraz yavaş yavaş yıkmaya başladık işte. Örneğin kırmızı spor ayakkabılar çok etkili oluyor. Ya da işte kırmızı kazaklar da kullanabiliyorlar. Ama yorumunuza çok, yani söylediklerinize çok katılıyorum. Toplumumuzda kesinlikle öyle bir ayrışma, özellikle kreş eğitimiyle, ilkokul eğitimiyle direkt başlıyoruz. Evet. Çünkü orada hemen sınıflanmaya başlıyorlar. İşte kırmızı etiketler kızların, mavi etiketler erkeklerin gibi en basiti. Böyle ayrımlarla bunları daha da bilinçaltımıza yerleştiriyorlar diyebiliriz. Ben bu noktada bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim, sözünüzü kesin. Tabii ki, estağfurullah. Ben şimdi orada bir kırmızı, ben çok yakıştırırım renkli giyinmeyi erkeklere de. Orada bütün bir kıyafet vardı ya. Ben bir erkeği kırmızı, o renkte kırmızı gömlek ve bir pantolonla görürsem tamamen kırmızı olarak, bu bende böyle bir algı oluşturmaz anlamında. Yani yakıştırmak önemlidir bence burada renkleri birbirine. Evet. Onu demek istedim. Aynen, aslında söylediğiniz çok doğru. Mesela şuradaki kırmızı elbiseli, evet, kadında güzel duruyor çünkü hani onu tamamlayan işte bir ten rengini görüyoruz, işte bacağında, kollarında, yüzünde vesaire. Ama erkekte böyle bir şey olmadığı için, yani işte kırmızı bir gömlek, kırmızı bir pantolon giydiğinde tamamen gözümüzü yoran bir görüntüye dönüşebilir. Aslında biraz önce de söylediğim gibi, hani Recep Bey'le ilk konuştuğumuzda söylediğim gibi, çok renk kullanmak aslında gözümüzü yoran bir şey. Renk kullanırken hep tamamlayıcı renkler olan siyah ve beyaz ya da işte onların tonu, mesela buradaki ton, kadındaki kullanılan ara ton, tamamlayıcı ton, ten rengi ya da beyazla siyahın karışımı olan gri tonlarını kullanırsa, o zaman o renkleri daha etkili hale getirebiliyoruz. Ama tepeden aşağı kırmızı giyinmek ya da işte odamızı, ay işte örneğin aşk ve tutkunun rengi, ben yatak odamı tamamen kırmızı yapayım dersek çok büyük bir hataya düşeriz. Ne yapar o zaman? İlerleyince hemen anlatayım. İşte bu adrenalin artmasının nedeni, aslında vücuttaki adrenalin oranını arttırması aynı zamanda kırmızının bizdeki negatif duygusunu da ortaya çıkartıyor. Demin işte yorumlarda vardı. Bizim üzerimizde ekstra strese neden oluyor, gerginliğe neden oluyor, şiddete neden olabiliyor. İşte bu da kırmızıyı çok fazla kullanırsak bu ortamdaki adrenalin ya da işte biyolojik olarak adrenalinimiz arttığı için aslında olumsuz bir şey ortaya çıkartmış oluyoruz. Bununla ilgili araştırmalar da yapılmış. Mesela çok
mekansal anlamda çok fazla kırmızı kullanıldığında, yani bu kırmızı abartıldığında oradaki insanların kısa süre sonra daha sinirli bir yapıya büründüğü, hatta o ortamdan uzaklaşmak istedikleri de anlaşılmış. O yüzden bu tarz konularda biz olabildiğince renkleri çok fazla kullanmadan onları tamamlayıcı renklerle kullanmamız gerekiyor. Bu tamamlayıcı renkler dediğimizde işte siyah, beyaz ve tonları ya da işte krem renkleri, bej renkleri gibi tamamlayıcı renklerle kullanırsak daha da etkili hale getirebiliyoruz. Yoksa işte söylediğiniz gibi bizim vücudumuzda çok fazla strese neden oluyor. İlk başta konuştuğumuz üzere kırmızı aynı zamanda işte savaş rengi olarak da biliniyor. Bunun yanında milliyetçi bir renk olarak da algılıyoruz bazen kırmızıyı. Çünkü bayrağımızın rengi kırmızı olduğu için. Kırmızının genel anlamda aslında söyleyebileceğimiz özellikleri bunlar. Sizin eklemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz şeyler var mı? O zaman turuncuya geçelim. Evet, turuncu renkle ilgili sizin söylemek istediğiniz şeyler var mı? Sizde turuncu neler hissettiriyor? Turuncu bende enerji hissettiriyor. Çok seviyorum. Ne kadar güzel. Demek ki dışa dönük bir karaktersiniz. Çok seviyorum. Aynen. Ve giydiğim zaman da mutlu oluyorum turuncuyu. Ne kadar güzel. Gerçekten neşe verici bir renktir diye zaten ilk cümle öyle başlıyor. Güneşin etkisiyle de, yani güneşin rengi olduğu için aslında turuncu, o etkiyle de gerçekten bize pozitif bir enerji veriyor. Bununla birlikte aynı zamanda işte bize yazı çağrıştırıyor. Yazı ve tatili, yani pozitif bir anı çağrıştırıyor. Bununla birlikte tabii ki ışıklı bir renk. Verimliliği de temsil ediyor. Tabii her rengin olumlu ve olumsuz özelliklerinden bahsediyoruz biz. Çünkü olumlu özellikleri olduğu gibi psikolojik anlamda olumsuz özellikleri de var. Turuncu da biraz gözü yoran bir renk. Çünkü çok fazla işte çok fazla ışık yansıtması nedeniyle, parlak bir renk olması nedeniyle eğer çok fazla turuncu kullanırsak da bizim gözümüzü yorabiliyor ya da karşıdakinin gözünü yorabiliyor. Turuncunun dezavantajı bu. Ama işte söylediğim gibi genellikle canlılık veriyor. Bu nedenle işte mutfaklarda, çocuk odalarında çok tercih ediliyor. Ama çalışma odası, dinlenme mekanları gibi yerler için de çok önerilmiyor. Çünkü o enerjik yapısı, gözü yoran yapısı bu odalar için ya da bu mekanlar için çok daha tavsiye edilmiyor diyebiliriz. Demin de söylediğim gibi turuncu rengi seven insanlar genellikle dışa dönük, hareketli, neşeli, sosyal ilişkili, kuvvetli kişiler oluyor. Ama bazen de biraz böyle işte kendini daha üstün olma hissi de yaratıyor deniliyor turuncu için. Evet, turuncu ile ilgili sizin eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler var mı? Ya da size hissettirdiği farklı şeyler. Bana bir de bilgelik böyle enerjisi veriyor. Budizm, bilgelik. Evet, belki işte o enerjik yapısından kaynaklı olarak böyle hissettiriyor olabilir. Bir de tabii bu açıklamaları yapmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bunlar genel düşünceler. Yani sanatta, tasarımda ya da renkleri kullandığımız alanlarda biz daha çok genele hitap ettiğimiz için genel düşünceler üzerinde duruyoruz. Ama bu turuncunun özelliği mesela herkese göre farklılık da gösterebiliyor olabilir. Özellikle de o renkle ilgili örneğin travmatik bir durum yaşamış bir insan o renk herkesin sevdiği bir rengi tam tersi çok olumsuz olaylar hatırlattığı için ona bambaşka bir açıyla da bakıyor olabilir. Mesela buna şöyle bir örnek verebiliriz. İşte pembe rengi genelde işte daha böyle saf, işte bebeksi bir renk olarak biliriz.
Ama işte bebekliğinde annesi hep pembe renkli işte bebeğini saran bir bebeğin eğer bebekken annesini kaybettiyse o pembe rengi ileride daha olumsuz bakabiliyor. Yani yaşadığımız özel olaylar renklere karşı bakış açımızı da değiştirebiliyor. Ama bunlar kişisel durumlar oluyor. Biz burada olabildiğince genel veriler ve genel yorumlar hakkında konuşuyoruz da diyebiliriz. Evet, sarı renkten bahsedecek olursak, sarı neler hissettiriyor? Var mı sarı ile ilgili özel düşünceleri ya da söylemek istedikleriniz? Sarıyı da çok seviyorum. Evet, enerjik. Renklerini ben daha çok seviyorum. Sarı, mesela onu da giydiğim zaman ben mutlu oluyorum. Ne kadar güzel. Sarı daha çok toprak rengi. Pardon. Evet, Gülten konuş. Hayır, ben araya girdim zannettim. Yok. Kırmızı mesela rahatsız eder genelde ama bu kişiler, sarılar, yeşiller bende daha çok mutluluk veriyor, bilmiyorum. Evet, enerjik renkler demek sizi mutlu ediyor. Yani, evet. İçinde sarı barındıran renkler sizi mutlu ediyor demek ki. Çünkü aslında yeşilin içinde de sarı mevcut, turuncun içinde de sarı mevcut. Evet, güzel bence. Güzel. Mesela bazen kırmızıyı çok az isterim ben vücudumda. O da neden bilmiyorum ama normalde çok az kullanırım kırmızıyı. Ama bu renkleri mesela daha rahat kullanıyorum. Evet, bu işte renklerin aslında hepimizde yarattığı farklı etkiden ve karakterimizle bağlantıları ile ilişkili de olabilir diyebiliriz. Evet. Evet, Recep Bey, siz bir şey söyleyecektiniz galiba. Sarı bana toprak rengi, giderek bozkırı çağrıştırıyor. Kendimi bozkır çocuğu olarak hissediyorum her zaman. Hala da öyle hissediyorum. Böyle sanki bozkırın, otların, ekinlerin, buğdayın, arpanın sararmış rengini insanların yüzünde de görebiliyorum. Yüzlerinde, tenlerinde, saçlarında o çağrıştırıyor bana. Evet, güzel bir örnek verdiniz, güzel anlattınız. Evet, gerçekten hoş bir renktir o sarı da. Evet, sarının en büyük özelliği çok ışıklı olması. Yani sarı ışığı direkt yansıtan bir renk. Hiç emmiyor. O yüzden hangi düzlemde olursa olsun direkt karşıya verdiğinden dolayı ışığı çok parlak bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Neşeli bir renk, zenginliği, bolluğu, şeref ve sadakati de hatırlatıyormuş bize. Bunun yanında sarı, özellikle altın sarısından bahsedecek olursak, para ve zenginliği temsil ediyor. Burada gündelik yaşantımızda bu bizi nasıl etkiliyor diye soracak olursanız, aslında bir ürünün, çok pahalı bir ürünün altın sarı olması bizi rahatlatıyor. Çünkü yapılan araştırmalarda pahalı ürünler eğer altın sarısıyla bize sunulduysa, örneğin burada bir tane parfüm var ve çok pahalı bir parfüm. Bu gördüğünüz gibi neredeyse altın külçesi şeklinde bir ambalaj tasarımı yapılmış. Bunu aldıklarında insanlar bu renk olduğu için, altın sarısı olduğu için bu verdikleri parayı hak ettiğini düşünüyorlarmış. Yani satış stratejisi olarak, satış pazarlaması olarak yine bizim psikolojimizde ve bilinçaltımızda bir gönderme yapılıyor aslında. Ve biz altın sarısı bir şey aldığımızda verdiğimiz parayı hak etti bu canım diye düşünüyormuşuz. Bu çok ilginç bir özelliği. Aynı zamanda da işte bu zenginlik gösterimi ya da işte bir şeye çok para harcıyorsak, çok eğer onunla ilgili çok böyle özel hissetmek istiyorsak genelde altın sarısı rengi tercih ediyormuşuz. İşte örneğin işte pahalı bir resim alan birinin
o resmi altın varaklı bir çerçevenin içine koyması gibi örnekler verebiliriz aslında. Sarı ışığı en çok yansıtan renk demiştik. Bu nedenle dikkat çekici demiştik. Aynı zamanda da gözü çok yoruyor. Çünkü neden? Direkt ışığı bize yansıtıyor ve gözümüzü bir noktada alıyor diyebiliriz. Ama bunu pozitif olarak da kullanılıyor. Örneğin indirimli ürünler, işte bir markete gittiğinizde genellikle indirimli ürün ya da işte bilmem kaç oranında indirim oranı şeklinde genellikle sarı üzerinde görürüz bunları. Çünkü daha çok dikkat çektiği için, yani ışığı yansıttığı için gözümüz hemen onu algılar. O yüzden bu alanlarda çok kullanılıyor sarı. Bir de çok ilginç ki restoranlarda sarı renk çok kullanılıyor. Özellikle iç mekanlarda, fast foodlarda çok kullanılıyor. Bunun da nedeni hızlı ye ve bir an önce git anlamına geliyor aslında. Çünkü oradaki amaç ne? Yemeğini ye. Ve buradan bir an önce kalk ki yeni kişi gelip buraya otursun. Yani çayını kahveni burada içme, sohbetini yapma, sadece yemeğini ye ve buradan ayrıl anlamını taşıdığı için daha çok iç mekanlarda sarı renk kullanılıyormuş, restoranlarda diyebiliriz. Evet, sarı ile ilgili söylemek istediğiniz, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Van Gogh tablolarında da sarı renk çok baskın değil mi yanan mı? Özellikle diyelim saman balyaları ve sarının Van Gogh'un üzerine yapmış olduğu etki de genellikle hep tartışma konusu yapılmıştır. Evet, sarıyı çok kullanıyor çünkü daha çok hatta Van Gogh resimlerinde sarıyı ışık niyetine kullanıyor. Çünkü beyaz kullanmıyor. Beyaz yerine sarıyla o ışığı, o aydınlığı vermeye çalışıyor. O yüzden de neredeyse işte beyazdan çok sarıyı biz daha çok görüyoruz. Bu nedenden dolayı sarıyı çok tercih ediyor. Bu ışıklı özelliği, sarının işte ışığı yansıtmasıyla aslında izleyiciyi, işte sanat severi direkt resminin içine dahil etmeyi amaçlıyor diyebiliriz. Evet. Evet, kahverengi. Kahverengi toprak ve ağaç rengi olarak biliyoruz. Ama yeşil gibi yaşamın yeşermesini değil de daha çok olgunluğunu temsil eden yatıştırıcı bir renk olarak biliyoruz kahverengi. Bu anlamda da kahverengi aslında birazcık daha böyle durgun, dingin bir renk. Daha biraz böyle yaş almışlığı ifade eden bir renk olarak söyleyebiliriz kahverengiyi. Kahverengi olgunluğun rengi olduğu için iş görüşmelerine giderken de kahverengi rengi çok tercih etmeyin derler. Ya da yeni bir başlangıç için uğraşıyorsunuz, yeni bir başlangıç için adım atmaya çalışıyorsanız kahverengi rengi çok tercih etmeyin demektedirler. Çünkü dediğim gibi daha çok böyle olgunluğun, işte bazı şeylerin daha dingin olmasını istediğinizi ifade eden, karşı tarafa öyle ifade eden bir renk olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de işte yeni başlangıçlarda sizi daha enerjik hissettirecek renkleri tercih etmenizi tavsiye ediyorlar diyebiliriz. Evet. Peki günümüzde hani biraz olgunluğu hissettiriyor dedik. Hani belki bunu biraz dezavantaj gibi söyleyebiliriz. Ama günümüzde en çok tercih edilen ve tüketilen renklerden bir tanesi kahverengiymiş. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Bir öneriniz ya da bir yorumunuz var mı? Kahverengi evi ve barınmayı çağrıştırıyor. İnsanların belki de ihtiyaçlar hiyerarşisinde ikinci, üçüncü sırada olsa da son yıllarda birinci sıraya çıktığını düşündüğümüz barınma ihtiyacı kahverengiyle ödeş. İlkokuldan da hatırlıyoruz. Bir resim dersinde evi hemen kahverengiyle çiziyorduk. Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Başka var mı yorum olan? Doğayı, doğallığı, evde bir hani doğallık içerdiği için belki öyle bir şey olabilir. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Ben
doğal bir renk, çok doğal bir renk. Aynen. Hani üstümüzde tercih etmesek de çevremizde, mobilyamızda tercih edebileceğimiz bir renk. Evet, kesinlikle çok doğru. Recep Bey, sizin de söylediğiniz gibi biz küçükken hep doğal işte evleri çiziyorduk. Ama çizdiğimiz evler ahşap, gerçek ahşap evleri çiziyorduk. Ama günümüzde ne yazık ki artık gerçek ahşabı bulmamız çok zor. Onun yerine hep plastik malzemeleri biz artık günümüzde kahverengi renkle kaplıyoruz. Ne yazık ki. Çünkü günümüzde tabii ki daha ucuz olan plastik malzemesini kullanmayı tercih ediyoruz. Örneğin işte üretici plastik bir malzeme üretiyor, plastik bir masa üretiyor örneğin. Ama onu direkt plastik rengiyle ve o materyalle pazarlamaya çalıştığımızda biz yani bilinçaltımız onu reddediyor. Çünkü bilinçaltımız söylediğimiz gibi hep doğal olanı arıyor. Farkında olmasak da doğal olanı tercih etmek istiyor. Bu da ne yapıyor bu şekilde? Hemen o plastik masayı kahverengi bir renkle, bir kaplamayla kapatıp onu bize doğalmış gibi yansıtmaya çalışıyor. O yüzden günümüzde her şeyin yapay olmasından, yapaylığı da bilincimizin, psikolojimizin kabul etmemesinden dolayı artık tasarımda, sanatta, üretimde hep kahverengi renkle bir kapatma, bir örtme durumunu yaşıyoruz. Hatta böyle işte çok lüks restoranlara bakın, masaları neredeyse böyle hani direkt ahşabı işte oraya getirip bir masa yapmışlar ya da bir odunu direkt oraya getirmiş ve bir masa yapmışlar, imajı vermeye çalışıyorlar. Çünkü neden? Biz doğalız, işte hem içeriğimiz doğal hem yiyeceklerimiz doğal gibi bir mesajla bize vermek istiyorlar. O yüzden kahverengiyi günümüzde bu anlamda çok kullanıyoruz ki bu da yapaylığı örtmek için kullanılıyor diyebiliriz aslında. Evet, kahverengiyle ilgili sizin eklemek ya da söylemek istediğiniz bir şey var mı? O zaman yeşil rengine geçelim. Yeşil de genel olarak yeşil tabii ki bize böyle ilk aklımıza gelen rahatlatıcı bir renk. Yeni doğanın yeşermesi, filizler bize yeni başlangıçları da ifade ediyor. Rahatlatıcı bir renk çünkü çimenlerin rengi, ağacın rengi sakinleştirici, serinleten bir hissi de var. Sessizliği, verimliliği, hayatı, büyümeyi ve aslında bilgelikle inancı da çağrıştıran bir renk yeşil. Bu anlamda gerçekten hayatımız için de önemli olduğunu söyleyebiliriz. Huzur veren bir renk olması nedeniyle de işte daha çok böyle huzura ihtiyacımız olan, bizi rahatlatmasını istediğimiz mekanlarda da yeşili çok tercih ediyoruz. İşte bunlar hastanelerde, huzur evleri gibi mekanlarda çok fazla yeşil rengini görüyoruz örneğin. Ya da işte bizim dinimizde özellikle ilahi bir renk olduğu için işte dinle birlikte yeşil rengi de hep kullanıyoruz. İşte mescitlerde, türbelerde yeşil rengini hep kullandığımız bir renk diyebiliriz. Aynı şeyi yine soracağım. Neden günümüzde yeşil renk çok kullanılıyor sizce diye. Bu sefer cevap daha bilindik olacak galiba. Huzur verdiği için, doğayı hatırlattığı için bence. Evet, kesinlikle. Başka yorum olan var mı? Aslında erkeklerin dünyasında gibi görünse de kadınların dünyasına da giren futbol yeşil sahalar hemen hemen her gün duyduğumuz bir terim. Yeşil sahalara döndü, yeşil sahalardan uzaklaştı. İki takım yeşil sahaya çıktı. İşte olimpiyatlar, bütün spor olayları mutlaka yeşil sahaların etrafında ya da içinde yapılıyor. Tabii spor salonları öyle değil ama spor salonlarında türbünleri yeşil.
Basamakları, aynen, basamakları yeşil. Evet. Bir de ben askeri açıdan değerlendirmek istiyorum. Askerlikte sınıflar vardır. Özellikle subay sınıfları açısından topçu, piyade, tankçı, istihkam, bunların her birinin ayrı ayrı renkleri vardır. Konuşmanın sonunda belki ona değinecektim ama bunların içinde bir tane mesela topçu sınıfı lacivert rengiyle ayrıştırılır. Piyade sınıfı da yeşil rengiyle ayrıştırılır. Yeşil daha çok doğada oldukları için piyadeye yakıştırılmıştır. Yeşil güvenin rengi aynı zamanda bildiğim kadarıyla. Finans kurumlarının bu nedenle tercih ettiği bir renk. Yani parayı da ifade ediyor. Evet. Para ve güveni ifade ediyor. Bu yüzden çok doğru söylüyorsunuz. Bütün evet, doların mantıları... rengi. Doların rengi, evet, gündemimizde olan doların rengi de yeşil. O yüzden o güven hissiyle de evet, bankalar yeşil çok kullanıyor. Çünkü hani bana güvenin ve paranızı bende tutun ifadesini veriyor. Evet, çok doğru. Büyük şehirlerde yeşil alanlar, parklar azaldığı için belki bu eksikliği kapatma anlamında da kullanılıyor olabilir. Duvarlara bir de suni yeşil şeyler monte, aynen, ediyorlar. Evet, kesinlikle. Evet, günümüzde işte bu betonarme durumunu kapatmak için yine tasarımcılar ya da işte kişiler kendi çabalarıyla yeşil yapay örtüler kullanıyorlar. İşte yapay çim dediğimiz çim görünümlü yeşil plastik ürünler. Ya da işte sarmaşıklar, yapay yeşil sarmaşıklar ve bunun nedeni de aslında şu anda özellikle metropollerdeki betonarme yapının insan psikolojisini çok rahatsız etme durumunu bir şekilde örtbas etmek için, kapatmak için biz yeşili kullanıyoruz ve yeşille bunu, yani yapay bir yeşil bile olsa yeşil rengiyle bunu kapatarak o hissi bastırmaya çalışıyoruz aslında kendi ruhumuzda. Bu nedenle de günümüzde yeşil renk çok çok tüketilen bir renk halini alıyor. Hem tasarım anlamında, hem üretim anlamında, hem de gündelik yaşantımız anlamında diyebiliriz. Cemal Bey, isterseniz bir müzik arası verelim. 3 tane vardı galiba. Tamam hocam. Sunumu kapatırsanız hocam. Tamam, hemen kapatıyorum. Evet, kapattım. Thank you.
Evet hocam, siz devam edebilirsiniz. Hocam sesiniz kapalı. Reyhan hocam siz de söz sizde. Sesini açmaya çalışıyor hocam. Evet, sesim geliyor mu şu anda? Evet. Tamamdır. Ama ekranım bir şey oldu bulamadım. Heh, şimdi düzeldi. Evet. Yeşil renkten de konuşmuştuk. Mavi renge geldik sırada. Mavi rengimiz var. Mavi renk çok hoş bir renk. Çünkü genelde çoğu insan da mavi renkten çok mutluluk duyar. Mavi rengi çok sever. Çünkü bunun nedeni aslında insanlarda mavi renginin sonsuzluk hissi yaratması ve özgürlük hissi yaratmasıdır. Bu özgürlük hissinin yaratmasının nedeni de aslında denizin ve gökyüzünün renginin mavi oluşundan kaynaklıdır. Bu denizde, gökyüzünde bize sonsuzluk hissi uyandırdığı için mavi de aynı şekilde bize sonsuzluk hissi vererek bir huzur, güven ve rahatlatma hissi yaratır aslında. Bu nedenle hepimiz için eminim önemli bir yeri vardır mavi rengi. Mavi renk bu gibi olumlu özellikler uyandırdığı için okullarda çok kullanılır, hastanelerde çok kullanılır. Böyle dinlenme alanlarında ya da böyle kitap okuma alanlarında mavi rengi biz çok tercih ederiz. Çünkü bizi çok rahatlatan, huzur veren bir renktir. Yeşil gibi diyebiliriz. Aslında yeşil ve mavi de bu gibi alanlarda çok fazla kullanırız. Ama yine şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani mavi dengelerken de, mavi kullanımı dengelerken de işte buralarda olduğu gibi böyle beyazlar ya da siyahlar, daha açık tonlarla, kremlerle, grilerle o rengi de dengelememiz gerekiyor. Yani her tarafı mavi ya da her tarafı kırmızı ya da yeşil yaptığımızda o durumda gözü yoran, rahatsız eden bir tona dönüşebiliyor aslında. Evet, genelde mavi rengi herkes çok sever dedik. Peki mavi rengin olumsuz özelliği var mıdır ya da olumsuz özelliği ne olabilir? Fikriniz var mı? Soğuktur. Evet, soğuk bir renk değil mi? Yani zaten soğuk renklerin içinde yer alan renklerden bir tanesi. Evet, belki olabilir soğuk bir renk olma özelliğinden dolayı. Ama en belirgin özelliği, yani olumsuz özelliği diye söyleyeceğim ama birçok insan için olumlu özelliği de olabilir bu. Doğada kendiliğinden mavi olan bir yiyecek bulunmamaktadır. Mavi yiyecek olmadığı için, kendiliğinden mavi yiyecek olmadığı için aslında mavi renkli yiyecekleri bizim bilinçaltımızın ya da psikolojimizin ittiği, kabul etmediği de görülmüştür. O yüzden de örneğin işte pastanelerde bulunan cupcake'ler ya da mavi yapılan dondurmaların tamamen suni boyayla yapıldığı bir gerçektir. Bu nedenle de aslında bizim bilinçaltımız bunu bildiğinden dolayı ya da psikolojik olarak bunu hissettiğimizden dolayı bu ürünlerin en az satışı olan ürünler olduğu tespit edilmiştir. Yani bunların çok fazla tüketilmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle eğer mavi renkli bir yiyecek hazırlıyorsanız ya da mavi renkli bir sunum hazırlıyorsanız sizin hazırladığınız yiyecekler çok leziz hissi de vermeyebilirmiş. Peki bu olumsuz bir özellik diyoruz.
Ama bunu diyetisyenler olumlu bir özelliğe dönüştürüyorlar. Bu nedenle de işte diyet yaptırdıkları insanlara mavi sunumları hazırlıyorlar ya da genellikle işte diyet ürünlerini mavi, yeşil ambalajlarla bizlere sunuyorlar ki bunların işte bu iştah kapatıcı özelliğini kullanabilmek adına. Mavinin de böyle olumsuz bir özelliği varmış. Tabii bazılarına göre de olumlu özellik diyebiliriz. Evet, mor rengi, mor asaletin rengi, mistizm rengi, hüzün, aşk, aynı zamanda da aklın rengi olarak bilinir. Daha çok böyle sempozyumlarda, bilimle ilgili konularda mor rengi çok fazla kullanırlar bu nedenle. Unisex bir renktir. Hani konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi aslında mor rengi erkekler de sever, kızlar da sever. Eğer iki kesime de hitap etmek istiyorsak mor rengi kullanabiliriz bu anlamda. Bununla birlikte mor rengi genelde asillerde görüyoruz. Özellikle geçmişte bunun bir nedeni de mor rengini elde etmenin çok zor olması. Yani önceden renk bilimciler mor rengi elde etmekte çok zorlanıyorlarmış. Çünkü biz sunumun başında da ne dedik? Mavi ile kırmızıyı karıştırdığımızda mor rengi elde ederiz dedik. Ama ne yazık ki doğadaki bütün kırmızılarla maviyi karıştırdığımızda mor rengi elde edemiyoruz. Özellikle bayrak kırmızısıyla maviyi karıştırırsak eğer kahverengiye dönük bir renk elde ediyoruz. Sadece karmen kırmızısıyla mavi karıştırdığımızda moru elde ettiğimiz için mor çok az üretimi oluyormuş ve çok maliyetli bir renk oluyormuş. Bu nedenle de işte tabii ki maliyetliyse çok azsa sadece bundan asiller faydalanabiliyormuş geçmişte. Ve halk ne yazık ki faydalanamıyormuş. Hatta Kraliçe Elizabeth'in bununla ilgili bir sözü varmış. İşte halktan kimse mor kullanmayacak, sadece mor kraliyet ailesinin rengidir diye geçmişte söylediği bir sözü de mevcutmuş. Bu nedenle de aslında hiçbir ülkenin bayrağında mor rengi göremiyoruz. Çünkü tabii bayrak demek çok fazla kullanılacak bir eleman olduğu için özellikle çok rahat elde edilebilecek renkleri kullanmayı tercih etmişler. İşte genelde ana renkleri kullanmayı tercih etmişler bayraklarda. O yüzden maliyetli bir renk olduğu için mor, ülke bayraklarında moru çok tercih etmemişler diyebiliriz. Evet, mor renginin olumsuz özelliği ne olabilir diye bakacak olursak çok ilginç. Ama mistik bir renk olmasının yanında olumsuz hisler de uyandırdığı anlaşılmış. Nevrotik duyguları açığa çıkardığı için insanların bilinçaltındaki korkuları daha gün yüzüne çıkartıp intihar edenlerin beğendiği bir renk olarak da tespit edilmiş. Ve intihar eğiliminde olan ya da intihar eden insanların birçoğunun daha çok işte odalarının mor rengiyle döşendiği ya da mor renk kullanarak oluşturulduğu da yapılan araştırmalarda ortaya çıkmış. Çok ilginç ama evet, mor renginin böyle nevrotik duyguları ortaya çıkartan bir yönü olduğunu da söyleyebiliyormuşuz. Evet, beyaz. Beyaz saflığın rengi, şeffaflığın rengi diyebiliriz. Bu bağlamda aslında bunun nedeni hepimiz biliriz ki beyaz böyle üzerinde hiç kir tutmaz, hemen gösterir, kiri hemen yansıtır ya da çok küçük bir leke bile beyazın üstünde hemen varlığını çok hissettirir. O yüzden beyaz bu anlamda da saflığı temsil ediyor, temizliği temsil ediyor bir taraftan. Hijyenik olmayı da temsil ediyor, günümüzde çok kullanılan bir söz ve çok da hepimizin aslında aradığı bir durum, hijyenik olma durumu. Aynı zamanda da işte bu yüzden birçok doktorlar mesela beyaz önlük giymeyi tercih ederler ki daha temiz, daha hijyenik olduğunu hissettirebilmek için.
Aynı zamanda beyaz renk yeni başlangıçları da ifade ediyor. İşte evlilik gibi ya da yeni doğan bir bebeğin beyaz kundağa sarılması ya da ölen bir kişinin özellikle bizim inancımıza göre yeni bir hayata başlama olarak tanımlandığından dolayı beyaz kefenle uğurlanması gibi beyaz hayatımızda böyle yeni başlangıçları da ifade eden bir renk. Aynı zamanda beyaz güven duygusunu da uyandırıyor. Bu önemli bir konu çünkü eğer bir kişiye söylediklerinizin doğruluğunu inandırmaya çalışıyorsanız, saf olduğunuza ya da masum olduğunuza inandırmaya çalışıyorsanız eğer beyaz giyerseniz bunu daha iyi, daha aktif yaptığınızı birçok araştırma kanıtlamış. Bununla ilgili de örneğin işte ünlü birinin genelde basın açıklaması, işte kendiyle ilgili çıkan olumsuz bir haberle ilgili basın açıklaması yapacağı zaman genellikle beyaz giydiği ya da beyaz giymesi önerildiği ya da karşımıza beyaz bir kıyafetle çıktığını görürüz ki bunun nedeni işte söylediği sözlerin doğruluğuna inanmamızı sağlama çabasıdır aslında. İş görüşmelerinde de bu bağlamda kahverengi rengi çok tercih etmememiz gerektiğini söylemiştik. Daha çok beyaz renk, lacivert ve siyah renkleri tercih edersek ya da işte yeni başlangıçlar kurmaya çalıştığımızda ve daha kendimizi şeffaf, masum hissetmeye çalıştığımızda beyaz renk kullanırsak daha pozitif etkiler yaratabiliyormuşuz diyebiliriz. Evet, siyah renge geldik. Başta da çok konuşmuştuk. Birçoğumuzun tercih ettiği renk. Aslında beyazın zıttı olan siyah, iyi, kötü, gündüz, gece, yaşam, ölüm gibi var olan doğal iklimlerin diğer rengidir. Evet, söylemiştik başta da asalet simgeliyor siyah. Bunun yanında yas rengi olarak da kullanıyoruz. Tabii genelde cenaze törenlerinde siyah giyiyoruz ya da işte ülke olarak kötü bir şey yaşadıysak siyah renk giyiyoruz gibi birçok durumda biz siyahı da üzüntülü olduğumuzu ifade etmek için de kullanıyoruz. Aynı zamanda resmi bir kıyafet olarak da biliyoruz tabii ki işte resmi törenlerde, açılışlarda vesairelerde genellikle siyah renk tercih ediliyor. Bir de gerçekten siyah rengin daha zayıf gösterdiği gibi bir inanış var. Bu da doğru olabilir diye düşünüyorum. Beyaz renginde daha kilolu gösterdiği gibi bir durum var aslında. Böyle bir özellikle kadınlar arasında böyle bir algı var diyebiliriz. Siyah da bu nedenle işte hem asaleti temsil ettiği ve aynı zamanda da ara bir renk olduğu için, tamamlayıcı bir renk olduğu için birçok hayatımızın birçok alanında çok fazla yer verdiğimiz bir renk. Bunun dışında tabii korkuyu da ifade ediyor siyah. İşte gerilimi de ifade eden bir renk. Çünkü karanlığı ya da işte önümüzü görememesini de uyandıran bir renk olduğu için aslında olumsuz özellikleriyle de bunları bağlayabiliriz diyebiliriz. Evet, sonuç olarak birçok rengin psikolojik anlamlarını ve bize hissettirdikleri farklı anlamlarını burada sunumda gördük. Ve hayatımızın birçok alanında bizim için önemli bir yer tutmakta. Hem biyolojik olarak hem de büyük oranda psikolojik olarak da bizi etkilemekte. Bunu da farklı farklı örneklerle anlatmış olduk aslında. Renkleri doğru kullanabilirsek eğer gündelik yaşantımızda birçok konuda bizi rahatlatıyor ve hayatımızı da çok kolaylaştıran bir unsura dönüyor diyebiliriz renkler için. Evet. Bu arada ben tabii sunumu birazcık da böyle, gerçi süremiz de dolmuş ama isterseniz... 11'e kadar süremiz var hocam, buyurun. ben tabii birazcık bizim psikolojik anlamdaki etkileriyle renklerin
bahsetmek istedim. Gündelik hayattan örnekler vermek istedim. Yoksa renk konusu çok geniş bir konu. Renk armonileri ile ilgili en azından bir bu kadar da anlatılabilecek şey var renk armonileri konusuyla ilgili. Umarım sunum olarak keyif almışsınız. Kendinizden bir şeyler bulmuşsunuzdur diye umuyorum. Bunun haricinde tabii hani özgeçmişimi okudunuz, çok mutlu oldum, çok sevindim, sağ olun. İsterseniz böyle minik bir resimlerimden de, kendi yaptığım resimlerimden de size minik bir gösteri yapabilirim. Tabii. Çok memnun olurum. Çok memnun oluruz. Evet. Biz de zaten sizin renk anlayışınız eserlerinizde nasıl yansıyor diye soru soracaktık. Eserlerinizi evet, gösterirseniz çok mutlu oluruz. Bu arada içimizde de resim sanatıyla uğraşan arkadaşlarımız var. Aa, ne güzel. Onlar da kendi resimlerini eğer kolaysa birkaç kare gönderebilirlerse de ekrana yansıtabilirlerse kendi resimlerinde hangi renkleri tercih ediyorlar? Fotoğraf sanatıyla uğraşan arkadaşlarımız var. Fotoğrafta hangi renkleri tercih ediyorlar? Onlar da kısa kısa birer cümleyle konuşurlarsa mutlu oluruz. Evet hocam, buyurun renkler, tablolarınızı görelim. Evet, ben şimdi ekrandan çıkamadım yalnız. Çıktım şimdi. Evet, burada böyle hem resimlerin dış mekanda hem de iç mekanda aslında görünüşleri olan minik bir size görseller göstereceğim. Şöyle başlayayım, iç mekanda ve dış mekanda olarak, yani resmin tümü olarak görebileceğiniz görseller var burada. Burada evet yeşil renk hakim gördüğünüz üzere. Aynı zamanda da işte siyahlarla ve kullanılan açık tonlarla da dengelemeye çalışmışım. Bu Kız Kulesi resmi yine bronz tonlar hakim. Daha çok resimlerimde çok fazla renk kullanıyorum ben. Ama tabii ki bunları hep kullanırken işte siyah ve beyazla ya da işte açık tonlarla dengelemeye çalışıyorum. Ama yani renkçi bir ressam olduğumu çok rahat söyleyebilirim. Çünkü konularda genelde olumsuz konular kullanıyorum ve olumsuz konuları izleyiciye daha pozitif yansıtabilmek için ve izleyicinin etkisini çekebilmek için aslında negatif konuları pozitif konularla örtüştürmeye çalışıyorum diyebiliriz. Evet. Resimlerimde kendime has bir çizgi unsuru kullanıyorum. Bunların yanında da insancık dediğim figürlere yer veriyorum. Çizgilerle doğadaki her şeyi ifade edebiliyorum. İşte bu bazen bir at oluyor. Burada olduğu gibi bazen atlar oluyor çizgiler. Bazen insanlar oluyor, insan yığınları oluyor. Bazen binalar oluyor, bir şehir, kent oluyor. Burada bir balerin var mesela. Bazen bir balerine dönüşebiliyor çizgiler. Yine bir doğa olabiliyor ama burada mesela bütün birimlere baktığımızda insancık dediğim çöp adamları görüyoruz aslında. Bir sürü milyonlarca çöp adam birleşerek doğadaki bir görseli oluşturabiliyor. Kız Kulesi, yine binalar, şehir, bu Bodrum'dan bir görseldi. İşte yine bir at, tay görseli, tay resmim ve bu da çizgilerle oluşuyor. Yine Bodrum resmi, Alaçatı, evet Galata Kulesi ve yine renkli. Burada da gökdelenleri anlattığım bir resmim var. Burada da yine birçok renk kullanılıyor ama bir taraftan da işte şehrin karmaşası, kargaşasını da o çizgi yığınlarıyla ifade etmeye çalışıyorum. Bunlar artık resimlerin, bu da bir gördüğünüz resmin net görseli. Bu da Galata Kulesi ama üstünde o gördüğünüz beton
rengi kısımlar gerçek betonla uygulanmış. İşte İstanbul'un Yeni Süliyeti resmin ismi. İstanbul'un Yeni Süliyeti'nin ne yazık ki böyle beton yığınlarıyla kaplandığını anlatmaya çalışıyorum. Araya bir gireyim Reyhan Hocam. Tabii ki, buyurun. Burada Kız Kulesi var, Galata Kulesi var. İkisinin de ismi var. Bozkurt Güvenç Hocam çok değerli bir sosyal antropologtur. Kendisi aslında mimardır. Mimarlık mezunudur. Arkadaki kuleleri erkek kulesi diye tanımlar. Yani üçüncü bir kule kavramı getirmiştir İstanbul'a. Evet, Kız Kulesi, evet. Galata Kulesi, erkek kulesi diye. Aynen, çok güzel ifade etmiş kesinlikle. Evet, bu ilk başta gördüğümüz resmin birebir hali. Kız Kulesi'nin. Evet, bu da başka bir resmim. Bu resmimde aslında özel bir teknik kullandım. Şu üstte gördüğünüz, çizgi gibi gördüğünüz elemanlar gerçekten bir metal ve inşaat demiri. Ve o inşaat demirin üstünde işte tutunmuş insancıklar var. Fonda da bir şehir süliyeti, yani bir kent süliyeti, yine gökdelenleri görüyoruz. Burada kullandığım, birebir de kullandığım inşaat demirleriyle yine işte kentsel dönüşüm, betonlaşma ve inşaatların düzensiz olarak artmasına bir eleştiri olarak yaptığım bir resim aslında. Aynı zamanda bu resim modüler bir resim. Yani şu elemanları çıkartıp takabiliyorsunuz ya da yerlerini değiştirebiliyorsunuz. İzleyici bu resmi kendine göre de uyarlayıp yeniden tasarlayabiliyor diyebiliriz. Bunun birebirini gördüğünüzde daha net anlaşılacak o inşaat demirleri diye tahmin ediyorum. Bu da işte çizgilerle her şeyi ifade edebildiğimi anlatmaya çalıştığım resimlerimden bir tanesi Tay. Bu salı günü açılış olacak sergimin adı da Bana Çizgini Anlat. O da tamamen çizgilerle her şeyi anlatabileceğimizi ifade ettiğimiz bir aslında anlatı. Bu da Tay resmi. Bu ahşap üzerine, lazer kesimle, lazer yakımla yapılmış bir çalışma. Evet, bu da Kız Kulesi gene. Burada birazcık böyle minyatür etkilerine de yer verdim aslında. Bu çerçeveleme işte bizim eski hat sanatında çok kullanılıyor. Ve insancıklar da minyatürün etkisiyle ortaya çıkan bir çalışma. Burada yine gökdelenleri anlattığım bir çalışma ve buradaki beton yığınları gene var. Burada gerçek beton efekti kullandım. Evet, insanlar böyle bir sürü insancık var ama bir arada bir grup halinde yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bunu anlatmaya çalıştığım bir resim. Bu da halı desenlerini de konu almıştım bir ara resimlerimde. Yine çizgilerle kendi tarzımla halı motiflerini uyarladığım resimlerimden. Evet, bu Alaçatı resmi, bunu da görmüştük iç mekanda. Evet, bu biraz önce konuştuğumuz işte beton yığınlarını, beton efektini burada daha çok hissediyoruz. Gerçekten görsel olarak dokulu ve beton malzemeyi birebir kullandığım bir resmim aslında. Boyut olarak çok büyük. 170'e 120 santimlik bir resim. Ve söylediğim gibi adı da İstanbul'un Yeni Süliyeti. Bu da yine gökdelenleri anlattım. Görmüştük biraz önce farklı bir iç mekan yerleştirmesi. Bu da ahşap üzerine yaptığım bir heykel çalışması aslında. Burada da yine kentsel dönüşümü anlatıyorum. Çünkü hem kentsel dönüşme hem bu beton ve işte binalaşma durumunu çok doğal bir olaymış gibi anlatılmaya çalışıyor bize ya da yaşatılmaya çalışılıyor. O yüzden ben de bunu yine o kent manzaraları içinde ahşapla vermeye çalıştım. Çünkü ahşabın doğallığıyla bize bu durumu doğalmış gibi hissettirme çabalarına bir gönderme yaptım aslında. Evet, Kız Kulesi dediğim yakından görünüşü o resmin.
burada işte hat sanatıyla bu çerçeveler ve minyatür etkilerle insancıkları kullandım. Yine tabii ki o şehrin karmaşası, yoğunluğu ve insanların oradan oraya koşuşturmasını da anlatıyor. Evet, bunu da görmüştük. Bunlar biraz önce iç mekanda gördüğümüz resimlerin birebir halleri diyebiliriz. Evet, bu da plexiglass'tan yaptığım bir heykel. Burada yine gökdelenleri görüyoruz. Bu da bir gökdelen ve Galata Kulesi ortada sıkışıp kalmış. Neredeyse artık görmekte zorlanıyoruz diyebileceğimiz bir durumda. Evet. Bu da bu arada sulu boya resimler de benim için çok önemli ve sulu boyalarında da çok fazla ödül aldım. Ve özel bir tekniğim de var sulu boyayla ilgili, kendi geliştirdiğim bir teknik. Bu da onlardan bir tanesi. Sulu boya çalışması aslında ama kendime özgü o kullandığım teknikle yaptım. Yine burada konsept olarak, konu olarak aynı aslında, yine bir kent görüntüsü, binalar ve onları tamamlayan bir kompozisyon var diyebiliriz. Evet, başka iç mekanlarda atlar, çizgilerle atları da anlatabiliyoruz. Evet, bu da söylediğim o resim ve şurada inşaat demirlerini daha net hissediyoruz sanırım. Bu da gerçekten son dönem yaptığım ve benim için çok özel olan resimlerden bir tanesi. Çünkü bu modüler olma, işte mimarlıkta ve birçok alanda modülerlik kavramı çok kullanılır. Ben bunu resimde de yapmak istedim ve aslında katılımcı sanat dediğimiz, yani izleyicinin gelip şuradan bu parçayı çıkartıp buraya takması ya da bu parçayı çıkartıp buraya takması, izleyicinin de sanat eserine bir şey katkıda bulunmasını sağladığı bir görsel aslında diyebiliriz. Evet. Ve bu kadar. Tabii birçok resmim var ama burada ben size minik bir parçasını gösterdim diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz Reyhan Hocam. Ben teşekkür ederim. Bizim arkadaşlarımızdan, resim sanatıyla ve fotoğraf sanatıyla uğraşan arkadaşlarımızdan ekleyecek olanlar ya da kendi çalışmalarından birkaç kare sunacak arkadaşımız var mı acaba? Ümran Hanım, Kazım, Hilmi Bey, Ferda Hanım yok herhalde, öyle mi? Evet. Necmettin Bey'i görebiliyoruz orada. Necmettin Bey, sesinizi açabilir misiniz? Necmettin Bey? Evet. Merhabalar Necmettin Bey. Siz çok özel bir koleksiyonla uğraşıyorsunuz. Yarı değerli taşlar ve fosilleşmiş taşlarla ilgili. Onların renkleri de bambaşka, ben bildiğim ve gördüğüm kadarıyla. Sizin bu fosillerden ya da yarı değerli taşlardan elde ettiğiniz, Reyhan Hocam'ın sunumu dışında ya da ona katkı sağlayacak renklerle ilgili bir şey söyleyebilecek misiniz? Ya da elinizde böyle bize sunabileceğiniz bir iki tane görsel var mı acaba, sakıncası yoksa? Sesiniz geliyor açalım. Mu sesim? Evet, geliyor evet. Mu efendim? Evet. Merhaba. Elimde görseller var da ben bu telefonu yeni aldım. Telefonda böyle çok iyi peki, kullanamıyorum. Tamam. Ama bu taşlar ve renkler benim hayatımın bir parçası oldu. Tamam, özellikle... O zaman çok fazla evet. Söz söylemeyin. Tamam. Biz Zile'ye tamam. gelince bize gösterelim. Orada gösterelim. Evet. Tamam. Bu arada tamam, Zile'ye gelemeyeceklere de biraz kıskandıralım. evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi hocam sona doğru geliyoruz. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Son keman konserimizi
alalım Cemal. Ondan sonra bizim de size bu katkılarınız için bir armağan niteliğinde bir sunumumuz olacak. Sonra da kaç bakıyorum 26 kişi kaldık. Sonra da sıradan başlayarak herkes sadece bir cümleyle yeni yıl mesajı söyleyecek. Görüntülerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Hazır buradayken birbirimizi bir daha göremeyeceğiz. Öyle görünüyor yılbaşına kadar ya da 9 Ocak'a kadar. Herkes sadece bir cümleyle yeni yıl mesajı canlı olarak verebilecek. Şimdiden düşünün ama biz önce keman konserimizi dinleyelim. Sonra iki arkadaşımız Reyhan hocamıza armağan niteliğinde ve içinde renklerin olduğu belki de muhtemelen bir iki farklı armağan sunacaklar. Evet Cemal, son konserimizi alalım. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz Rodi'ye, Neva'ya ve babaları Hüseyin Boyrazlı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım müzik hayatları daha başarılı bir grafik içerisinde seyreder. Evet Aysel, hazır mısın? Aysel? Hazır mısın? Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Bağlantım biraz zayıf da bu akşam. Donuyorum arada bir. Olsun, biz seni duyabiliyoruz. Tamam. Reyhan Hanım'a birinci armağan geliyor. Evet dinliyoruz. Reyhan Hanım, ilk önce sunum için teşekkür ediyoruz. Ben sevdiğim renk olan siyah ve beyazı içeren bir türkü seçtim. Aa ne güzel. Beyaz giyime toz olur, siyah giyime söz olur. Söylemeye çalışacağım tabii ki. Beyaz giyime söz olur, siyah giyime söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Beyaz giyime tanırlar, seni yolcu sanırlar. Zaten ben de
tane yok seni benden alırlar. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Aysel Hanım. Çok güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz Aysel'ciğim. Ağzınıza sağlık. İkinci armağan parçamızı Ümran Hanım'dan alıyoruz. Evet. Bakalım o hangi renkleri seçti? Ben renk seçmedim. Küçücük. bu son program oluşu dolayısıyla bir küçük veda şarkısı gibi olsun dedim. Madem ki gidiyorsun, bırakıp burada beni. Madem ki gidiyorsun, bırakıp burada beni. Bir daha seyredeyim. Ne olur dur da seni, bir daha seyredeyim. Ne olur dur da seni. Ayrılan belki döner, belki de dönmez geri. Ayrılan belki döner, belki de dönmez geri. Bir daha seyredeyim, ne olur dur da seni. Bir daha seyredeyim, ne olur dur da seni. Çok teşekkür ederim Ümran Hanım. Çok güzeldi. Gerçekten çok mutlu oldum. Hem de güne uygun oldu galiba. Evet, evet çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Aysel Hanım'dan başlayarak birer cümleyle, sadece birer cümleyle biri yeni yıl mesajı söylemek istemeyen söylemeyebilir. Birer yeni yıl mesajı alalım. Sonra da son sözü gelenek bozulmayacak. Aksakala bırakacağız. Evet Aysel Hanım. Ben 2022 yılının anlamlı bir yıl olmasını diliyorum. Kaybettiğimiz anlamların geri gelmesini istiyorum. Sağlık ve huzur tabii ki. İnşallah 2021'de konuştuğumuz hiçbir şeyi 2022'de konuşmayız. Teşekkür ederiz. Evet, Reyhan Hocam. Evet, umarım sağlıklı bir yıl olur her şeyin başında. Ve tabii ben biraz hem alanıma da uygun olarak sanat dolu bir yıl olsun diliyorum hepiniz için. Teşekkür ediyoruz. Fatma Hanım. Sesimi açmalıyım. Sağlıklı, renkli, sevinçleri bol günlere hep birlikte diyorum inşallah. Teşekkür ediyorum. Dilek Hanım. Ben de sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. Sergileri gezebileceğimiz, konserlere gidebileceğimiz, geziler yapabileceğimiz ve ülkemizin geleceğinden endişe duymayacağımız bir yıl olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Seyhi Baba. Vallahi ben ne söyleyeyim ki şimdi Recep Baba her sene bizi böyle kandırıyorsun. Çünkü geçmiş senelerde hep yeniydi zaten. O bakımdan ben sağlıklar diliyorum tabii her şeyden önce. Yalnız
şey var, Reyhan hocamı bilmesini isterim ki Reyhan hocam, Recep Baba bizi hep dağlara, taşlara götürmediği yer bırakmadı. Fakat bir baktık ki çoğumuzun üzerinde mor renkler var. Hani intihara yakın ya. Onun için mor renksiz yıllar diliyorum artık. Gezilerim size. Teşekkür ediyoruz Seyfi Baba. Ferda Hanım, fonda çok güzel bir kare yakaladınız. Her ne kadar üstünüzdeki renk mono bir renk olsa da harika. Vallahi evet. Ben de aslında toprak renklerini seven bir insanım ama sonradan mor renkleri çok sever oldum. Morun tonlarına lila. Ama bu intiharla ilgili şey ilk defa asayet duymuştum da intiharla ilgili. Şimdi ben biraz kendimi kurcalayacağım. Oturup yatmadan önce bir kendimi yoklamam lazım. Yalnız şey soracaktım da vakit almayayım ama evet, şey kafama takıldı. Yani hani sevmek, kıskanmak, aşk şu bu falan var da. Renklerle ilgili olarak dürüstlük diyor, sadakat diyor. Yani bu bana biraz tuhaf geldi. Hani renklerle bunları nasıl bağdaştırmışlar? Hani şimdi anlatmanız için değil, geç kaldım bunu soracaktım ama kafama bu takıldı benim. Onun dışında gerçekten sağlık en başta, huzur en başta. Gezilerimizle birlikte renkli. Ama özellikle siyah beyaz benim ağırlığımdır. Sevdiğim olaydır fotoğrafta özellikle. Allah herkese sevdikleri birlikte huzur içinde sağlıklı yeni yıllar gelsin diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Erkin Bey. 2022 yılında her şey hepimizin gönlünce olsun. Çok teşekkür ederim. Dursun abi. Ben de mi süre? Evet. Ben de renklerle ilgili bir fotoğrafçı olduğum için renklerle ilgili bir iki şey söyleyeyim. Fotoğraf çekerken bilhassa sonbahar renklerini çok seviyorum. Sonbaharın o kırmızı, sarı, turuncu renkleri beni en çok cezbeden sonbahar renkleri. Sonbahar renklerini çok seviyorum. Bu arada her sene Recep Bey yurt gezginleri programı yapardı. 2020, 2021, 2022 falan. Her programın sonunda da yılbaşını Olimpos'a geçirecektik. İnşallah 2022 yılında Olimpos'a geçireceğimiz bir yılbaşı olur. İnşallah. 2022'nin böyle ertelemesiz güzel bir yıl olmasını diliyorum. Bol gezili. Herkese İnşallah. Sağlıklar diliyorum. Herkese çok çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum Dursun abi. Gülten? Ya doğum sancılarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz hep beraber. İnşallah güzel bir bebek çıkacak ortaya. Ben öyle umut ediyorum. Önce akıl sağlığımız, sonra sağlığımızın devam ettiği, önümüzde de güzel günlerin olacağı güzel bir yıl diliyorum hepimize. Teşekkür ediyoruz. Cemal? Abi ben de herkese yeni yılda mutlu, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Herkese sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ayşegül? Güzel anılar biriktireceğimiz bir yıl olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa? Ben başta sağlık ve huzur diliyorum. Bunun olabilmesi için de akıl ve bilimle yönetileceğimiz bir dünya diliyorum. Buna çok ihtiyacımız var şu an. Çok teşekkür ediyoruz. Zeki Hocam. Sesinizi açın. Ses. Sağlıklı, mutlu, renkli gezileri olan güzel bir yıl diliyorum. Çok sağ olun. Meltem Hocam. Ben de içimizde coşku, mutluluk uyandıran, daha fazla umut olan günlerin olacağı bir yıl diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sema Hocam. Herkese sağlıkla, gönlünce geçireceği mutlu bir yıllar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İmran.
Hayatımızdan ışığın eksilmediği, güzelliklerin de çoğaldığı bir yıl diliyorum herkese. Harika, çok teşekkür ederiz Zerrin. Sesini aç. Sesini ses. Herkes her şeyi çok güzel dedi. Sağlık, mutluluk. İnşallah ötekileştirmeden yaşadığımız adaletli, sosyal ferahın geleceği günleri bekliyorum sağlıkla. Herkese iyi yıllar diliyorum. Gezilere bekliyoruz. 2022 programları açıklandı. Görüşelim gezilerde. Çok sağ olun. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sevgi Hanım. Ben yurt gezgenine, dostlarımın ve ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini istiyorum yeni yıla. Çok teşekkür ederiz. Perihan Hanım. Ben de öncelikle Reyhan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu gece bize renklerin psikolojimize etkisini, psikolojimizin de renk seçimine etkisinin farkındalığını yaşattığı için 2022'de de çok sağlıklı, dostluğun, sevginin ve renklerin bol olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Çok sağ olun. Tülay Hanım buyurun. Sesinizi açın. Yeni yılın sağlıklı, huzurlu yaşama sevincimizi ve umutlarımızı yeşerten bir yıl olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Özlem Hanım, sesinizi açın lütfen. Merhaba. Merhaba. Vallahi sevdiklerimize şöyle sıkıca sarılabileceğimiz, işte yanaklarından öpebileceğimiz, sağlıklı, mutluluklu, çok güzel bir yıl diliyorum. İnşallah önceki seneleri aramayız. Çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin arkadaşımız Almanya'dan katılıyor. Evet. Piyanist, sanatçı çocuklarımızın babaları. Evet Hüseyin. Evet. İfade bulacağı bir yıl diliyorum bütün arkadaşlara, bütün ülkemize, insanlarımıza. Özellikle sosyal adaletin, barışın hüküm sürmesini diliyorum. Bu konuda hep başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Murat. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle yayında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve kısaca herkese maskesiz bir yıl diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sanıyorum söz almaya sadece Aksakal kaldı. Son sözü Aksakal'a bırakıyoruz. Reyhan Hocam, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tekrar hepinize teşekkür ediyorum ben. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle hayatlarınızın bir noktasına dokunabilmiştir anlattıklarım, bahsettiklerim. Yer verdiğiniz için teşekkür ederim hepinize. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Aralık ayında doğan arkadaşlarımız varsa lütfen isimlerini teknik masaya, Cemal arkadaşımıza bildirsinler. Onlara doğum günü armağan olarak sürpriz kitaplarımız var. İhmal etmeyin. Evet, son söz. Herkes görüntüsünü açabilirse iyi olur arkadaşlar. Son söz Aksakal'ın. Evet Aksakal. İyi akşamlar arkadaşlar. Reyhan Hocam, sizi tanımak hakikaten çok keyifliydi. Bu arada da kenardan köşeden Instagram'dan fotoğraflarınıza da baktım. Yeni tanıdım sizi. Çok sağ olun. Salı günü de açılışta görüşürüz. Ben çok mutlu olurum. Hakikaten çok keyifli bir sunum oldu. Çok teşekkür ederiz. Bize müziğiyle eşlik eden Rodi ile Neva'ya da buradan bir kucak dolusu selam gönderelim. Gençler bizim ışığımız. Bu toplantıları akıl eden Recep arkadaşımıza, mutfakta yılmadan çalışan Cemal'e, Ümran'a, Zerrin'e, Aysel'e ve ismini unuttuklarım varsa çok çok teşekkür ederim. En büyük teşekkürü de her şeye katılan katılımcı arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Onlarsız olmazdı. Bu akşam gayet iyiydik. Çok, çok iyi oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Umarım yeni yılda yine gezilerle beraber oluruz. Yine birbirimizi daha sık sık görürüz. Şunu çok iyi anladık ki bu Zoom'la falan olacak iş değil. Yani
biz aynı minibüsün içerisinde o havayı teneffüs etmeliyiz. Başka türlü olmuyor o iş. Olmuyor. O nedenle umarım önümüzdeki yıl çok iyi olur. Ben renkler konusunda bir şey söyleyip kapatacağım. Ben 40 yıl önce ilk kırmızı renk tişört giyenlerden biriyim. Yani o tarihte şimdi de kimse giyemez erkeklerden ama yine benim bir kırmızı gömleğim var. Ama 40 yıl önceki kırmızı bir pembe tişörtümün hikayesi uzundur, anlatırım bir gün. Ben bugünlerdeki, yani bu ülkedeki sıkıntıların renksizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Biz maalesef renksiz bir toplumuz. Yani bizde bir renk eksikliği var. Bütün sıkıntılar buradan geliyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok çok sağ olun. Canlı canlı görüşmek üzere. Ne diyeyim? Kapatalım mı? Evet, kapatalım. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz mikrofonlarınızı açın. Herkes birbirine veda ederek ayrılalım. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar.